Gol Var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli takipçileri ve izleyicileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Dün sizinle paylaştığım videoya büyük ilgi göstermişsiniz ve birçoğunuz da abone olmuş. Teşekkür ederim desteğiniz için. Son zamanlarda çok büyük destek veriyorsunuz. Ben de elimden geldiğince son bilgileri, güncel bilgileri değişiklik oldukça hem canlı yayın hem de videolarla sizleri bilgilendirmeye devam ediyorum. Ve izlerken de abone olmayı ve like atmayı unutmazsanız sevinirim. Birçoğunuzun da abone olmadan izlediğini farkındayım. Zaten bunu YouTube'da istatistik kısmında görebiliyorum. Hemen hemen izleyenlerin %40'ı abone değil. Onlardan da ücretsiz abonelik bekliyoruz. Sevgili arkadaşlar, sevgili Galatasaraylılar. Galatasaray'da transferde hareketlilik var. Süper Lig başlayacak 2 gün sonra Galatasaray Kayserispor deplasmanında olacak ama şu 2 gün kala transferde hareketlilik var. Bu hareketlilik hem gideceklerde hem de geleceklerde bir hareketlilik var. Öncelikle Tete ile başlamak istiyorum. Dün sizinle paylaştığım videoda Tete konusunda Tete'nin sağlık kontrolünden geçtiğini ve imza attığını dünkü yine bu saatlerde bir video paylaşmıştım. O videoda aktarmıştım ve Galatasaray'ın evrakları yetişmesi durumunda kap bildirimini yapacağını en geç bugün içerisinde yapacağını söylemiştim. Ve dün yetişemediği için ve videoda yetişemediği için bugüne kaldı arkadaşlar açıklaması Galatasaray'ın. Galatasaray bugün kap bildirimini yapacak. Tete'nin kap bildirimini. Ama en önemlisi de şu. Bu arada Galatasaray'ın yeni transfer Tete formayı giydi. Yani bunu söyleyelim. Hani kap yok, ne oldu, kap nerede diye soruyorsunuz. Şimdi kap bildirimi için zaten Galatasaray sözleşme imzaladı. Futbolcuya formayı giydirdi. Galatasaray sağlık kontrolünden geçirdi Tete'yi. Artık bu iş bitti zaten. Kap için Galatasaray biraz da bu video tanıtımı için uğraşıyor. Şimdi video, efsane bir video geliyor Tete transferinde. Tabii buna detay vermeyeceğim. Video açıklandığı zaman göreceksiniz. Güzel, detaylı, efsane bir video geliyor Tete transferinde. Zaha'da olduğu gibi. Bugün yine videonun yayınlanmasını bekliyoruz. Bununla beraber kap bildirimi de bugün olacak. Tete formayı giydi. Ekranda şimdi göreceksiniz zaten fotoğrafı da. Tete'de Galatasaray'ımıza hayırlı olsun. İyi bir transfer oldu. Birebir de etkili bir futbolcu. Topla süratlenebilen, topla hızlanabilen, derin top atabilen ve savunma arkasına top atabilen, sol ayağıyla içe kat edebilen ve uzak köşeye de sert şutlar çekebilen bir futbolcu. Yani Türkiye'de profil olarak Cengiz Ünder'in daha kalitelisi ve daha topla hızlanabilen bir futbolcu. Öyle söyleyeyim ve daha yeteneklisi. Belki gözünüzde canlandırmak istersiniz diye Cengiz Ünder örneğini verdim yerli futbolcu konusunda. Ama tabii Cengiz Ünder'in 3-4 gömlek üstünde diyebileceğimiz bir futbolcu. Brezilyalı ve Brezilya milli takımına daha önceden teklif almış bir futbolcu. Şimdi geçiyorum diğer transferlere. Sevgili arkadaşlar, Zaniolo için yine kulüpte hareketlilik var. Şimdi Zaniolo transferinde dünden beri birçok takım teklif yapmaya başladı. Ve kulüpte şu anda Zaniolo konusunda bir hareketlilik var. Yönetim karar vermek istiyor. Zenit, Aston Villa, Juventus Zaniolo'yu istiyor. Zaniolo karar verecek. Yönetim de Zaniolo'nun kararına göre bir yol haritası çizecek. Çünkü baktığımız kadarıyla Zaniolo transferinin Galatasaray kasasına minimum 30 milyon euro girecek. Öyle gözüküyor şu anda. Ve bu para da Galatasaray'ın elini güçlendirecek. Hem alacağı transferlerden de nakit olarak da bir nakit akışı olmuş olacak. 30 milyon euro şu an nereden bakarsanız. Hani 30'a çarpsak 900 milyon TL yapıyorlar. Hemen 1 milyar TL gibi bir rakam yapıyor. Şimdi Aston Villa'nın Galatasaray'ın futbolcusu için yani Zaniolo için 3 milyon euro kiralama, 25 milyon euro satın alma opsiyonu, toplamda 28 milyon euro bir paket. Bu pakete baktığımız zaman 25 milyon euronun zorunlu olmadığını, Aston Villa'nın olası Şampiyonlar Ligi'ne kalması durumunda bunu zorunlu olarak kullanacağını söyledi ama Galatasaray bunu kabul etmedi. Zaniolo da bunu kabul etmedi. 3 milyon euroluk maaşı düşük bulduğu için bunu kabul etmedi. Aston Villa aynı zamanda sonraki satıştan da %20 pay önerdi. Ne Galatasaray ne de Zaniolo bunu kabul etmedi. Galatasaray niye kabul etmedi? Şimdi burada toplamda 28 milyon euro yapıyor. Satıştan da para gelecek ama şöyle bir durum var. Zorunlu satın alma opsiyonu değil. Aston Villa da her yıl Şampiyonlar Ligi'ne oynayan bir takım değil. Bundan dolayı garanti bir ücret değil. Geçiyorum diğer teklife, Juventus'un teklifine. Sevgili arkadaşlar, buradan Haber 1905'in değerli yorumcusu ve aynı zamanda Arman'ın peşinde YouTube kanalının da sahibi sevgili Tufan'ı
Tebrik ediyorum. Dün kendisi bana saat 22 civarlarında bir mesaj attı. Galatasaray'a Zaniolo için 28 milyon euro arttı. Sonraki satıştan pay diye resmi bir teklif geldi abi dedi. Kulübün ismini öğrenmeye çalışıyorum dedi. Bu haberi istersen girdin ama ben de dedim Tufancığım bu haber sana ait. Senin hakkını yemek istemiyorum. Sen gir haberi dedim ve ekranda göreceksiniz şu anda. Dün akşam saatlerinde bu haberi girdi. Tabii biz şu anda sosyal medyada belki bazı gazeteciler gibi çok popüler değiliz. Takip sayımız da kısıtlı olduğu için gündem oluşmuyor belki ama bugün baktığım kadarıyla bazı yurt dışı ve yurt içi sayfaları Juventus'un Galatasaray için 28 milyon euro artı sonraki satıştan %30 pay önerdiğini yazmış. Aslında ilk haberi duyuran sevgili Tufan. Buradan da seni tebrik ediyorum Tufancığım. Haber 1905'in ve Arman'ın peşinde YouTube kanalımızın değerli yorumcusuna teşekkürler. Evet, Juventus 28 milyon euro artı %35'te sonraki satıştan pay önerdi ama bu 135 pay kar üzerinden 135 pay. Yani 35'e yani 28 hadi Galatasaray biraz zorladı bunu 30 yaptı diyelim. 30'a verdin. Juventus 40'a verdi. 3,5 gelir oradan. 10 milyon kardan. Burada kar payından veriyor. Düşük ücret vermek için. Yoksa sonraki satışan pay olsa zaten daha mükemmel bir şey olacak ama burada kar payından veriyor. Bu da Galatasaray için düşündürücü. Galatasaray biraz daha yükseltmek istiyor. Yani 30'a kadar çıkartmak istiyor bunu ki. Ama şu anda pazarlıklar var. Aynı zamanda Zaniolo da Juventus'a sıcak bakıyor. Bunun da bilgisini verelim. Geçiyorum diğer notuma. Taylan Antalya'nın Galatasaray sözleşmesini 3 yıl uzatıp lisansını çıkardı. İkralık olduğu için futbolcu bize ait. Biz sözleşmesini uzattık. Enteresan, şaşırdım açıkçası. Neden Taylan'ın sözleşmesini 3 yıl uzattı Galatasaray? Tuhaf, demek ki uzun vadeli düşünüyor yerli rotasyonunda. Ha, çok kötü futbolcu değil. Yerli rotasyonunda belki zamanla oynayabilecek bir futbolcu ki çıkış yakalayabilir diye Galatasaray kiraladı biliyorsunuz. Emre Kılıncı satmıştı. Geçiyorum orta sahaya. Orta saha transferinde arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Sergio Oliveira'ya ve Missio'ya ciddi anlamda teklifler yağmaya devam ediyor. Öyle bir iki tane değil, bir sürü takım teklif etmeye başladı. Artık yetişemiyoruz tekliflere. Galatasaray Missio'yu göndermek istiyor. Sergio Oliveira için gelen teklifleri değerlendirmeye aldı. Çünkü şöyle ki Galatasaray öncelikle bir 8 numara transferi yapmak istiyor. Ve 8 numara transferinde şu anda Paredes ve Fred sıranın ilk sırasında bunlar var. Sonra işte Ndombele, De Paul ve Saul Niguez gibi isimler geliyor. Bazı isimler daha çıktı gündeme ama açıkçası ben doğratamadım haber konusunda. Çok konuşmayı sevmedim biliyorsunuz. Orta sahada yani Paredes, Fred ikilisinden biri olacakmış gibi şu anda. Galatasaray bir transfer yaptıktan sonra Miso'yu gönderip daha sonra da Sergio Oliveira'ya gelen teklifleri değerlendirecek ama Sergio Oliveira'nın gitmesi durumunda oraya biraz daha kreatif bir 8 numara alacak. Hani Paredes biraz daha agresif, işin savunma kısmını da iyi oynayan bir futbolcu ama hani ligde kapalı savunmalar açmak adına işin ofansif bölümünde oynayabilen bir futbolcu. Yani Sergio Oliveira kalabilir bu arada. Hani Sergio Oliveira'yı Galatasaray ile de gitsin diye uğraşmıyor ama Sergio ve Missio ikisi gittiği an orta sahaya 2 tane transfer yapılacak. Sergio kaldığı zaman bir tane transfer yapılacak. O da Torreira'nın yükünü azaltacak bir transfer. İşte Paredes gibi, Fred gibi, Ndombele gibi bir isim bakılıyor. Ama şu anda Sergio Oliveira için Okan Buruk net bir karar vermiş değil. Taraftarlara baktığımız zaman gitsin diyor ama hani kapalı savunmalar açmak adına üretkenliği olan bir futbolcu. Bence hani gitmesi şart değil ama Oliveira'dan daha iyi bir kreatif orta saha gelecekse buna hayır demeyiz açıkçası. Hiç kimse hayır demez bence. Bunun dışında Nelson'a İngiltere Premier Ligi'nden teklifler var. Galatasaray Nelson Abdülkerim'e alternatif olarak Tanganga'yı düşünüyor. Emin Bayram için Belçika'dan Westerlo yaklaşık 6 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Kiralama artı satın alma opsiyonu. Galatasaray değerlendirme aldı bu teklifi. Tanganga transferi için de Galatasaray girişimlerini devam ettiriyor. Teşekkür ederim sevgili Galatasaraylılar ve Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Galatasaraylıyız. Şimdilik hoşça kalın ama abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Abone olmayan dostlarımızdan da ricamdır. Teşekkür butonumuz aktif. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Gol Var sundu.